Arkadaşlar video geçmeden önce ufak bir duyurum var. Bildiğiniz gibi Hoops Horror, bu bölümde bitireceğiz Hoops Horror ve ben bu sunucuyu bittikten sonra çekiliş yapacağım dedim. Eğer ki arkadaşlar bu sunucuyu kazanmak şansına sahip olmak istiyorsanız aşağıda videonun yorumlarından çekişe katılabilirsiniz. Yorumlara sadece arkadaşlar size ulaşabileceğimiz bir Discord adresi veya Instagram hesabı falan bırakın. Bir de katılıyorum yazın. O kadar arkadaşlar, onun dışında bir şey yok. Şimdi isterseniz videomuza. Herkese selam arkadaşlar, ben Mert. Bugün sizlerle beraber bugün Hoops Horror'un final bölümündeyiz. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Yetkilerdir, şu taglardır falandır, onları ayarlayacağız ve arkadaşlar şu chat'i ayarlayacağız gördüğünüz gibi. Bunun için şöyle yapıyoruz. Ben pluginleri yükledim bir önceki bölümde. Hatırlamıyorum ancak yüklemiş olmamız lazım. Şuradan gelelim dosyalara. Günlükte hatamız var. Bunu göstermiştim herhalde ya. Aynen. Ha, plugins'e geliyoruz arkadaşlar. Bu bölümde yetkileri falan ayarlayacağız. Şimdi öncelikle grup manager'a geliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Config'de bir şeyler ayarlayacağız. Config'e giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir kategori var. Bedwars kategorisini kopyalayın arkadaşlar. Direkt sıkıntı yok. Ondan sonra bir dakika. Hop, şöyle bir aşağı iniyorum. Bunun hizasına geliyorum. Ondan sonra bakın olmadı mesela, bu şekilde aynı arada iki boşluk mu ne bir şey var. Bunu geliyorum arkadaşlar Skyblock yapıyorum. Siz de o sırada kanalıma abone olarak video like atabilirsiniz. Bunu da bu şekilde Skyblock yapıyorum ve bu şekilde ancak bir dakika şunu kopyalıyorum. Neden diyecekseniz bir şey daha göstereceğim. Kopyala diyorum. Altı iniyorum. Hop bu şekilde. Bunları bu şekilde hepsini alt inerek yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunu kopyalıyoruz ve bu şekilde 3 tane Skyblock. Bu kalıyor. Bunun başına gelip A ekliyoruz. Bunun da başına gelip A ekliyoruz. Bunu şöyle yapıyoruz. Alt re nether yazıyoruz. Ctrl ile S yapıyoruz. Ve ondan sonra oyuna geliyoruz. Slash manload yapıyoruz. Ve dosyalar yenilendi arkadaşlar. Şimdi yetkiler kaldı. Grup Manager'a geliyoruz. Buradan Worlds var, tamam mı? Buradan gördüğünüz gibi ayrı ayrı dünyalar oluşmuş. Bunu silip bir dakika. Ha bakın, Skyblock diye bir dünya oluşmuş. Şunu silebilirsiniz. Şu A Skyblock'tur falandır. Bunları silebilirsiniz. Ama Skyblock'a geliyoruz arkadaşlar. Groups'a geliyoruz. Ben size aşağıda bir dosya vereceğim final diye, tamam mı? Buna gelin. Grup Manager, Grup CML, CTRL, C bir dakika. O default olarak mı kalmış onun ismi? Yok arkadaşlar. Tamam, CTRL, C deyin, kopyalayın. Ondan sonra Aternos'a gelin. Buradan panelimize yapıştıralım CTRL S. Ve bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ise yapmamız gereken bir şey var, tamam mı? Arkadaşlar, şu gördüğünüz gibi admin falan yazıyor. Bunları isterseniz silebilirsiniz. Bende kalacak. Buradan Worlds'a geliyoruz. Bedwars'a geliyoruz. Groups'a geliyoruz. Bedwars'tan başlayalım. Şimdi Permission'a geliyoruz, tamam mı? Buraya oyuncu nokta tab yapıyoruz, tamam mı? Bunu yazın arkadaşlar bu şekilde. Aynı şekilde VIP'ye de geliyoruz. Bu Permission'a gelin. Enter'a basın. Sonra tire koyun. Boşluk. Ve VIP nokta tab. Bunu hatta kopyalayalım arkadaşlar direkt. Tamam mı? Kopyala. Bir dakika, öyle değil, direkt şöyle kopyalayalım, tamam mı? Ondan sonra VIP Plus'a geliyoruz. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. VIP nokta tab, fakat buna gelip Plus ekliyoruz. Bir de arkadaşlar şu VIP yazan yeri küçük yazıyoruz. VIP Plus yazıyoruz. Mesela burası da büyük. Burayı yapmışım mesela ben. Oyuncu başı büyük olacak, gerisi küçük arkadaşlar. VIP Plus. MVIP var arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde yine küçük yazıyoruz. M büyük olacak, gerisi küçük. Ondan sonra buna gelip yine yapıştırıyorum. Ondan sonra M ekliyorum ona gelip. MVIP nokta tab. Ondan sonra bunu siliyorum arkadaşlar, tamam mı? Bunları silin arkadaşlar, sıkıntı yok. Nerede bizim dosyalarımız? Burada VIP falan var gördüğünüz gibi. Bunları da silin. Şu prefix var altında bu her grubun. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunları öğrenmişsinizdir zaten artık, tamam mı? Silin bunları. Ondan sonra MVI Plus var. Bunu da aynı şekilde VIP Plus yapıyoruz. Küçük yazıyoruz burasını. Ondan sonra Permission'a gelip buraya VIP Tab yazıyor. Buraya M ekliyoruz. Sonuna da artı ekliyoruz. Yani Plus oluyor. MVI Plus nokta Tab. Ondan sonra bunun da aynı şekilde prefixini silin. Ya da isterseniz bir şey yazabilirsiniz. Zaten bu şeyde gözükecek. Şurada kurucu yazıyor ya.
name tag edit yapacağımdan dolayı tabda gözükmeyecek. Ama siz name tag edit yapmazsanız tabda da gözükür arkadaşlar, onu söyleyeyim. Tamamdır, bu şekilde odur, bu disguise etkisi falan var, tamamdır. Ondan sonra bunu da silebilirsiniz aynı şekilde, tamam mı? Hop, buradan gelip. Ondan sonra rehber var. Aa, bir dakika. MI Plus'ı yaptık mı? Yaptık arkadaşlar. Şimdi YouTuber'a geliyoruz. Buna da aynı şekilde YouTuber.tab diyorum, tamam mı? Bu şekilde. Şu T'sini küçük yazıyorum bunun arkadaşlar. Aslında büyük yazsak problem olmaz, ancak Essentials'dan chat ayarlayacağımız için ben onu ona göre ayarlamışım. Ondan sonra rehber.tab yapıyoruz, tamam mı? Bu şekilde yapın, bakın başka yapmayın. Bunun da aynı şekilde prefixini yine gelip siliyoruz. Burada builder var. Bunlarda arkadaşlar şöyle, bu atıyorum builder ya, bunun yetkisini rehberin direkt alıp kopyalayıp bunu atabilirsiniz. Bu şekilde atıyorum diyorsunuz abi, rehber falan muti atamıyor. Bunlar Essentials ile alakalı. Essentials gelip buraya permission yazarak nasıl desem, bakın burada işte göstereyim size. İşte burada mute yazın mesela. Mute yazdığınızda mute etkisi. Bunu kopyalayın. Getirin rehbere, yapıştırın arkadaşlar. Ondan sonra ban atma etkisi. İşte buraya gelip ban yazın. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde. Ban IP mesela. IP ban atmak için. Bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında bir şey yok. Şu bu yıldır gelip mimar yapın arkadaşlar. Ben onu chatte mimar yapmışım. Ondan sonra başka rehber.tab. Şunun da prefixini aynı şekilde silin. Bu şekilde. Ondan sonra permission'a gelip enter diyoruz. Bir dakika, sona gerek, direkt şöyle yapıştıralım. Tamam, buna da mimar.tab. Mimar.tab bu şekilde. Ondan sonra admin var. Şu builder'ı silin arkadaşlar, moderatöre gelip. Moderatör de aynı şekilde altı indiriyorum. Bu şekilde VIP tab yazıyor. Bunu da moderatör tab yapıyorum. Moderatör.tab. Tamam mı? Ondan sonra burayı da gelip siliyorum. Ondan sonra admin var. Bunu da gelip aynı şekilde prefixini siliyorum. Ondan sonra permission'a geliyorum. Buraya gelip VIP, bir dakika. Bunu tek çekim yapmam lazım. Eğer bir sorun yaşarsam ikinci çekim yapamam. Çünkü bayağı zor. Bayağı uğraşacağız bu bölüm. Bayağı uzun sürecek diyebilirim bu bölüm. Tamam mı? Admin.tab. Ondan sonra buna gelip şuradaki moderatörü siliyoruz. Ondan sonra kurucuda geliyoruz. Bunun da burada admin yazıyor. Bunu da siliyoruz. Buradan gelip kurucu yazıyor prefix'te. Bunu da aynı şekilde siliyoruz. Burada permission var. Buna da gelip kurucu.tab yapıyoruz. Ve ondan sonra burayı kaydediyoruz. Tamam mı? Ondan sonra world'a yeniden geliyoruz. Buradan world'a geliyoruz bu sefer de. Groups. Ondan sonra aynı şeyleri buna yapıyoruz arkadaşlar. İşte mesela buraya gelip oyuncu tab. Ben hızlı hızlı şöyle yapacağım, hemen siz de izleyin. Bunu da aynı şekilde yine küçük yazıyoruz. VIP. Ondan sonra prefixini siliyorum. Ondan sonra bir şey unuttuk mu? DK. Evet, unuttuk. Tab yetkisini. VIP.tab zaten direkt hazır. Tamam mı? Ondan sonra bunu da aynı şekilde, yani son başı büyük, diğerleri küçük. Bunu da aynı şekilde permission'a gelip VIP.tab yapmıyoruz. Plus ekliyoruz sonuna, tamam mı? Buradan geliyorum, yine prefixini siliyorum bunun arkadaşlar, tamam mı? Bunu da aynı şekilde şöyle yapıyorum. MVIP. Ondan sonra buradan geliyorum, hop, bu şekilde. Buna da MVIP.tab. Ve bunun da aynı şekilde prefixini gelip buradan siliyorum. Ben size zaten neden bunu böyle prefixi vermişim anlamadım. Bunu geliyoruz, MVIP plus yapıyoruz. Ondan sonra geliyoruz buraya arkadaşlar, hop, VIP. Buna gelip MVIP yapıyoruz. Ve diğerine yetki vermiş miyim? Vermişim. Fakat buna plus ekliyoruz. Bunun da aynı şekilde yine prefixini silin. Bayağı sıkıcı oldu, tamam mı? Şimdi geliyoruz, ekliyoruz bu şekilde. Ondan sonra YouTuber, bir dakika, YouTuber.tab. Ondan sonra şunu gelip yine küçük yazıyoruz. Bunu Skyblock'ta yapmanıza gerek yok. Ben ona hazır bir şekilde ayarladım. Sadece World, bir de Bedwars dünyasında yapacaksınız. O kadar. Ondan sonra rehber var. Bir dakika, YouTuber'a şey ekledik mi? Ekledik. Güzel. Tamamdır. Permission'a geliyorum. Buraya VIP tab değil de rehber.tab yapıyorum. Ondan sonra bunu siliyorum bu şekilde. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da aynı şekilde. Hepsinin prefixini bir silelim arkadaşlar. Bu yetkililerin. Hepsinin prefixini siliyoruz. Ondan sonra dakika, şöyle siliyorum hepsinin prefixini. Ondan sonra arkadaşlar burada kurucuda admin yazıyor. Bunu gelip siliyorum.
Hatta permission'ı da direkt şöyle verelim, tamam mı? Bunun permission'ı kurucu nokta tab. Kurucu nokta tab. Ondan sonra admin var. Admin'in gelip şu moderatörü siliyoruz. Ondan sonra permission var. Buna da gelip şöyle yazıyoruz. Admin nokta tab. Admin nokta tab. Tamam mı? Moderatör var. Moderatörün şu builder'ı silin. Gerisini ellemeyin. Ondan sonra bunu gelip yapıştırıyoruz bu şekilde. Yetkileri gösterdim size az önce. O şekilde ayarlayacaksınız. Moderatör. Yoksa onun dışında moderatörde falan yetki çalışmayacaktır. Bu şekilde. Tamam oldu. Şimdi şu default'u siliyoruz bu ilde. Bir dakika. Silmeye gerek var mı? Silelim gitsin ya. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Tamam. Ondan sonra geliyoruz. Buna şöyle yapıp mimar yetkisi vereceğiz. Şöyle mimar. Bir de iki tane M koydum. Tamam. Mimar nokta tab. Bunu ayarladık mı? Ayarladık. Prefiksidir falandır filandır. Tamamdır. Bir de şunu gelip mimar yapacağız. Onun da dışında bir şey kalmadı. Bu şekilde mimar. Ve Ctrl S yapıp oyuna geliyoruz. Ondan sonra gelip tekrar manuat çekebilirsiniz. Ve şimdi kendime bir oyuncu vermek istiyorum. Ha arkadaşlar bir dakika, şimdi değil. Ondan önce plugins'e tekrar geliyoruz. Şimdi yapsak da tak çalışmayacak. Name tag edit'i buluyoruz, tamam mı? Giriyoruz. Buradan groups var. Buradan groups'a geliyoruz. Size yine bu final dosyasının içinde name tag edit diye bir dosya vereceğim. Groups yml var. Ctrl Ctrl kopyalayın. Bir dakika. Hop, şöyle bir oyuna gelin. Tamam mı artık? Bu zip dosyası bir işimiz kalmadı. Ctrl ve Ctrl bir dakika. Bir dakika. Şunu bir ayarlayabilirsem tamamdır. YouTuber neymiş? Tamam. Ctrl S. Tamamdır arkadaşlar. Ondan sonra cihazımıza geliyorum. Slash nt reload yapıyorum ve böyle oldu. Şimdi bir dakika, manuat yapıyorum. Mert KS 00 ve oyuncu yapıyorum. Bir dakika lan. Aga bak, videoda sakın plugin bozulmasın. Ah, gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Korktum bir an, dedim plugin bozuldu. Tam gördüğünüz gibi böyle kurucu işte manuat yazıyorsunuz. Buraya manuat yazıyorsunuz yetki vermek için. Vereceğiniz oyuncunun ismini ve VIP verelim kendimize. Bu şekilde gördüğünüz gibi VIP Plus verelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi chat'e bir şeyler yazalım. Böyle olacak. Bu chat'i düzenleyeceğiz arkadaşlar şimdi. Şöyle yapıyoruz, tamam mı? Plugins'e geliyoruz. Ondan önce ayarlamamız gereken önemli bir şey var. Per World Inventory'i buluyoruz. Giriyoruz içine, tamam mı? Buradan config geliyoruz. Burada Spirit Game Mode Inventory var. Bunu gelip false yapın. Siz de zaten bunu değiştirmeseniz de çok büyük bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bu sadece atıyorum ben şimdi Game Mode Survival'dayım ya, elimde taş var. Şimdi ben GMC'ye geçtim de burada item'ı götürdü gördüğünüz gibi. Tekrar GM seyirinde onu false yapıyor yani. Eğer bunu false yaparsak ben Game Mode'a geçtiğimde de bu taş yine elimde olacak. O işe yarıyor. Tamamdır. Per World Inventory'e tekrar geliyoruz. World CML'de. Burası bu şekilde olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da gelip silmeyeceğiz. Şu World'u gelip sileceğiz. Skyblock. Ondan sonra Skyblock'u kopyalayın arkadaşlar. Ve şu şekilde burayı komple silin. Hop, tekrar alta inin. Hop, bu şekilde. Ondan sonra geliyorum. Şunun başına A ekliyorum. Bunun da başına A ekliyorum. Ancak bunun sonuna nether eklentisini veriyorum. Tamam mı? Ondan sonra şöyle yapıyorum. Slash PV'yi reload. Bu final bölümü dediğim gibi arkadaşlar. Ancak yeni bir seriye başlayacağım. Bakın gördüğünüz gibi artık taş elimde. Normalde hani dünyalar arası geçiş yaptığında falan da olur. Bu neden olmadı anlamadım. Bu herhalde sunucuyu yeniden başlatmak lazım. Tamamdır. Bu şeyden dolayı gitti. Game Mode'a geçerek geldim buraya. Ondan dolayı elimdeki item gitti. Onun dışında çalışıyor arkadaşlar. Böyle güzel VIP falan da var. Hatta bir lobby falan da gidelim. Orada da çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada da çalışıyor aynı şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi chat kaldı bir tek. Burada kötü bir chat var. Tamam mı? Bunu ayarlayacağız. Onun için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Benim şimdi efektler klasörüm nerede benim? Bunun için atmıştım Skyblock eksikleri. Tamam. Ha bir de arkadaşlar çok önemli bir şey daha var. Pervolt plugins. Bunu unutuyordum az daha. Tamam mı? Pervolt plugins'e geliyoruz. Pervolt plugins'i buluyoruz. Bu çok önemli. Bu config'ine geliyoruz, tamam mı? Burada gördüğünüz gibi mesaj yazıyor arkadaşlar. Bunu geliyoruz. Silelim mesela şöyle hop. Bilinmeyen
komut yazalım. Bilinmeyen komut. Bunu neden yapıyoruz diyeceksek, çünkü atıyorum lobiye gidelim bir. Tamam mı? Oturum ben lobide is yazıyorum ve lobideyken adama gidiyorum. Bu çok saçma bir şey. O yüzden bunu ayarlayacağız. Şimdi öncelikle custom or generator, tamam mı? Bunu geliyoruz. Bunu yapmaya gerek yok zaten. Lobide bir şey kazmayacaklar. Buradan alpha chest geliyoruz aga, tamam mı? Buna geliyorum mesela skyblock. Dünyalarımızın ismini yazıyoruz burada tamamen. Hop bir dakika şöyle. Aga ya. Evet bu şekilde. Tamam mı? Hop burada ananı bir dakika. Şöyle. Hayda bir dakika ya. Ha, şimdi buna geliyorum. Burası skyblock. Burası daha skyblock. Bunu sonra nether ekliyorum ve bu şekilde oldu. Bunu kopyalıyorum. Ondan sonra name tag falan gerek yok. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Bu şekilde gerek yok. Facecraft olur. Buna yapabiliriz. Tamam, buna gelip yapıştırıyoruz. Ondan sonra combat lock var. Bu da arkadaşlar Bed Wars oynarken sıkıntı yapıyor. O yüzden buna da gelip yapıyoruz. Clear lag var. Buna da aynı şekilde. Bunun mesajları gözüküyor yine de arkadaşlar. Onu anlamadım. Ondan sonra auto pickup. Bunu da yapalım. Problem yok. Ondan sonra o Hypixel TNT'ye de geliyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir dakika. Tamam mı? Buna geliyoruz ve şöyle yapıyoruz. BV bir dakika. BV1. Bir dakika, benim dünyalarımın ismi neydi ya? Dünyalarımın ismine bir bakmam lazım arkadaşlar. Bed Wars. Ha, bu şekilde. BV3, BV4. Tamam mı? Buna geliyoruz. Anam. Bir dakika. Hayır hayır. İpten. Sakın. Ondan sonra eksi. Tekrar geliyorum. Şuraya BV2. Ondan sonra BV3 yazıyorum. Bu lobide falan çalışmasın. Ondan dolayı yapıyoruz. Ondan sonra şöyle yapıyoruz. Perworld Inventory. Gerek yok. Holographic Display'e gerek yok. Action House. Buna da aynı şekilde. Buna da aynı şekilde geliyorum. Hop. Buraya gelip bunu yapıştırıyorum. A Skyblock. Buna da aynı şey. Ya gel. Neyse. Bir dakika, sorun yok. Tamam. Buraya da geliyorum. Logicette Pro. Buna da aynı şekilde. Hop. Böyle. Tamam. Chess Common'da falan ellemeyin sakın. Multiverse Core gerek yok. Bed Wars Rel gerek yok. Chess Common. Buna da gerek yok. Essentials. Lottery. Lottery de aynı şekilde. Hop. Bir dakika. Şöyle. Bunu da yapıyoruz. Chess Shop. Buna da aynı şekilde. Hop. Böyle yapıyoruz. Başka jump pad gerek yok. Service item join gerek yok bunlara. Başka var mı bilmiyorum. Siz zaten plugin'i az çok anlıyorsanız yaparsınız bunları. Tamam mı? Clear lock. Simple trading. Aynen bunu da yapalım. Olur. Başka ne varmış? Başka bir şey yok arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bunun şey neydi lan? Bir dakika. Ha, tamam. Bu şöyleydi büyük ihtimalle bunun reload'ı. PvP reload. Aynen öyle, tamam. Spawn. Bir dakika lan. Spawn. Bu arada ben pluginleri sunucu atmadan önce bir test sunucusu alıp açıp orada test ediyorum. Hop bu şekilde. Şimdi gelelim mesela is yazalım ve gördüğünüz gibi altta bilinmeyen komut yazıyor. Bunu siz gelip aynı şekilde özelleştirebilirsiniz. Ondan sonra işte ne bileyim açık arttırma için A komutu yazıyorum. İşte ne bileyim. Onun dışında başka ne komutu var bilmiyorum. İşte ne bileyim abi, oyuncular geliyordu Hypixel TNT'den gelip şuradan TNT alıyordu atıyorum. Ve lobiyi falan patlatıyorlardı arkadaşlar. Freeball vardı. Hop buradan gelip. Gördüğünüz gibi bunu yazamıyoruz artık. Bir dakika ama şunu yapabiliyor mu? Yok hani tamam, yapamaz. Şimdi Bed Wars'a gelmeden önce şöyle yapıyoruz. GMC. Daha yapmamız gereken bir şey daha var. Chat'i ayarlayacağız daha. Bölüm bayağı uzun olacak. Kaç dakika oldu lan video? Yok daha fazla olmamış. MVTP BV1 yapıyoruz, tamam mı? Bed Wars dünyalarımıza geliyoruz arkadaşlar, tamam mı? Buradan geliyoruz. Komut yasakla diyoruz ve şöyle yapıyoruz. Hypixel işte. TNT yazıyoruz, tamam mı? Ve bu dünyada bu komut yasaklandı. Neden burada myblock yazıyor diyecekseniz, ben bunu başka bir server'ın şeyinden aldım. O yüzden tamam mı? Ondan sonra TNT yapıyoruz. Bunu yasaklıyoruz. Fire ball yazıyoruz. Bunu yasaklıyoruz. Yoksa adamlar sınırsız şey alırım onu. Yoksa o yüzden sonra MVTP BV1 deyip BV2'ye gidiyoruz. Yine aynı şekilde Hypixel TNT. İşte Fire ball. Ondan sonra bir dakika, Fire ball. Tamam mı? TNT var bir de. Hop şu şekilde direkt TNT yazalım. Şöyle TNT.
Bir de HiPixel TNT relay atlar arkadaşlar. Onu da yapabilirsiniz istiyorsanız. Bunu relay atı bu şekilde. Bunu da yaparsınız siz. Aynı şekilde BV1'de de. Şimdi şuradan geliyorum BV3'e. Orada da aynı şekilde yapacağım. Buradan TNT, buradan HiPixel TNT relay at, ondan sonra HiPixel TNT bir dakika. Freeball tamamdır. Bir de HiPixel TNT. HiPixel TNT komutuna gerek yok aslında arkadaşlar. Yapmasanız da olur. Çünkü herhangi bir şey olmayacak. Ondan sonra MVTP BV4 son olarak siz farklı yine BV5 BV6 diye dünya oluşturduysanız farklı Bedwars dünyaları orada da yapabilirsiniz bunları. Freeball'ı yasakla, bir de TNT'yi yasakla abi. Tamam mı? Şunu da yasakla yenelim. Ama TNT nerede gel? Tamam, bir de relay atını bunu yasaklayın. Zaten en önemlilerinden biri o bence. Tamamdır. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi lobimize dönelim. Şimdi ne kaldı? Son olarak bir chat kaldı arkadaşlar. Ondan sonra bu seri bitiyor. Evet. Yeni seriye başlayacağım arkadaşlar. Üzülmeyin. Tamam mı? Şimdi Essentials'ı buluyoruz. Essentials. Nerede bu Essentials'a gel? Şimdi buradan config'ine geliyoruz. Tamam mı? Aşağı iniyoruz. Bu arada Essentials X chat yüklü olması lazım. Benimle beraber ilerliyorsanız zaten yükledik Skyblock plugin'ini yüklemenizi. O yüzden korkmanıza gerek yok. Tamam mı? Şimdi Essentials X chat var burada. 860'da falan. Tamam. Buradan biraz aşağı iniyoruz ve 896. Burada format var. Bunu fark etmez ancak şöyle bir şey yapabiliriz. Tamam mı? Şöyle atıyorum display name. Bunu şu şekilde köşeli parantez açıyoruz. Bir dakika yanlış açtım. Önce bunu açıyoruz, sonra bunu. Sonra büyük yazıyoruz arkadaşlar. Island Ultra Level. Ada leveli gözükmesi için yapıyoruz bunu. İşte ne bileyim buradan bu hangi renkte, bu renkte gözüksün. Display name neyse artık. Tamam, bu şekilde. Ondan sonra alt 175 yaparak yapıyorum ben bunu sorarsanız. Bu şekilde bir tane renk kodu. Ondan sonra bu şekilde. Tamamdır arkadaşlar. Ondan sonra burada grup format var. Bunu yapmak bayağı uğraştır. Bu her grup için ayrı ayrı. O sadece oyuncularda olur. Buradan geliyoruz chat'e. Tamam mı? Benim yapmış olduğum bir grup var. Tamam, kopyala diyoruz bunu. Bu şekilde. Ondan sonra grup, bir dakika, grup format var. Burayı komple silin. Tamam mı? Ondan sonra buraya yapıştırın. Yalnız bu U'ya gelecek diye biliyorum. Ancak olmazsa yaparız. Sonra arkadaşlar buradaki Island levelleri siliyoruz arkadaşlar. Bunlara gerek yok. Tamam, bu Island levelleri falan silin gitsin. Hepsini silin arkadaşlar. Bu şekilde. Hop. Yetkilileri koymadım. Zaten normal bir sunucuda da, çoğu sunucuda yetkililerde ada leveli gözükmüyor. Bence en doğrusu. Zaten yetkililer oynamıyor. Hani kasmıyorlar bir şey. Bu şekilde. Ondan sonra buradan da geliyoruz. YouTuber'da aynı şekilde yapıyoruz. İşte bu yüzden dedim, bakın küçük yazın. Eğer orada işte ne bileyim bu şekilde yazsaydınız nasıl desem, şöyle MVIP yazsaydınız olmazdı. O yüzden bunu bu şekilde yapacağız. O yüzden sonra geliyoruz. Display name tamamdır. Ada level'i bu şekilde. Ondan sonra tamamdır. Ondan sonra bunun aynısından bir tane daha yapıştıracağız. Fakat buradan geliyorum. Hop, bir tane daha yapıştırıyoruz. Fakat bu sefer geliyoruz. Tamam mı? Bu oyuncuların başına bir şey yazsak mı? Tamam. Sky Neka ya. Bunu mesela şöyle yapsak, tamam, bu kurucuya gelip buradan silsek. Bir dakika, bir şey denemek istiyorum. Ctrl S yapalım. Tamam. Slash manuat vermemiz lazım. Manuat yazalım. MertKS00 oyuncu vereyim kendime bir. Oyuncuya herhangi prefix yapmadım. İsterseniz yapın name tag edit'ten. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra mesela bir şey yazalım chat'e. Bir dakika, display name. Tamamdır abi. Herhangi prefix'imiz yok ondan dolayı. Şimdi VIP yapsam kendimi mesela, olur mu? Yeni olmadı. Neden olmadı? Bir dakika. Bu büyük ihtimalle şundan dolayı olmadı. U'ya kadar gelecek diye biliyorum ben. Hani bu şekilde, hop, ups, hop, böyle bunu U'ya kadar bir yapalım. Ancak böyle de olmuyor. Çok saçma bir şey. Bir dakika. Neden olmadı? Şunu tekrar eskisi gibi yapalım. Tamam mı? Ctrl S diyelim mi? Çok ilginç. Tamam mı? Sonra Essentials relay at yapacağız.
Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde. Bir dakika. Bir dakika ya. Ne oldu? Ascent Hill. Ayda. Ascent Hill sırayla atlıyoruz ve ondan sonra gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Ada leveli neden gözükmedi diyecekseniz, hatta şu şeye gelin. Format var ya, buradaki ada levelini silin arkadaşlar. Bu olmayacak. O yüzden tamam, bunu gelin silin. Hop, gördüğünüz gibi şimdi oldu. Tamam, bu şekilde yapıyoruz. Şimdi mesela Skyblue'a gitsem. Tamam mı? Şöyle bir şey yazalım mesela. Ada leveli gözükmedi şeyden dolayı. Mesela ben şöyle bir şey yapsam mesela. VIP'im ya şu an. Buna gelip ada leveli yapıştırsam mesela. Olur mu acaba? Merak ediyorum. Bu şekilde buna geliyorum. Island Ultra Level. Dekal level. Anam. Ne oldu? Level. Sonra aga şöyle bunu böyle yaptım, boşluk, tamam mı aga? Bununla rengini açık yeşil yapalım yine, tamam mı? Bir dakika. Ondan sonra Essentials Relat atsam. Burada gözükür mü bu? Gözükmedi. Neden gözükmedi? Çünkü şöyle bir şey yapmamız lazım. Burayı siliyoruz tekrar. Olmadı. Denedim ancak olmadı. Sonra geliyoruz bunun altına, tamam mı? Tekrar bunun aynısından bir tane daha yapıştırıyoruz ve buna gelip Sky Block yazıyoruz. Ada levelin gözükmesi için bunu böyle yapıyoruz. Sky Block yazıyoruz, tamam mı? Sky Block oyuncu oluyor bu şekilde. Sonra bunlara da aynı şekilde yapıştırıyoruz. Bunlar hazır ayarlı bir şekilde, merak etmeyin. Ama onun dışında bir şey yapmanıza gerek yok. Sky Block yazıyoruz hepsinin başına gelip, hop, bu şekilde. Ondan sonracığımıza şöyle geliyorum. Hop, bu şekilde. Bu şekilde. Tamam mı? Ondan sonra Ctrl S yapıyorum aga. Artık burayla bir işim kalmadı büyük ihtimalle. Ancak şöyle yapıyorum. Bizim grup menajerimiz nerede? Grup menajerimiz nerede? Bizim grup menajerimiz. Ha, burada. Buradan geliyorum Worlds. Buradan geliyorum Skyblock Groups. Ve bunların başına arkadaşlar oyuncu var ya, bunun başına gelip Skyblock oyuncu. VIP'nin başına gelip Skyblock VIP. VIP Plus'ın başına gelip Skyblock VIP Plus. MVIP'nin başına gelip Skyblock MVIP. MVIP Plus'ın başına gelip Skyblock MVIP Plus. YouTuber'ın başına gelip aynı şekilde, yine rehberin başına gelip aynı şekilde. Ondan sonra bir dakika. Aynı. Tamam. Mimara da gelip aynı şekilde Skyblock Mimar. Ve moderatörü de gelip Skyblock moderatör. Admin kalıyor geriye. Skyblock admin. Ve Skyblock kurucu admin. Tamam mı? Bu şekilde Ctrl S dedik. Ondan sonra mesela Essentials Relay atlatayım. Ondan sonra bir dakika. Öncelikle manuat yapmamız lazım. Ondan sonra Essentials Relay at. Bir dakika. Şimdi ne yapacağız? Bir yazalım mesela. Gördüğünüz gibi ada leveli gözüktü arkadaşlar burada. Bayağı iyi bir şey. Burada ada leveli falan gözüküyor bu şekilde. Mesela kendime ne vereyim? Mert KS 00 VIP Plus vereyim. Bir dakika. Aga bak, bana sakın bozuldum falan deme. Bir dakika ya. Ha arkadaşlar, şöyle yapmamız lazım. Skyblock dünyasında olduğumuzdan dolayı Skyblock VIP Plus. Gördüğünüz gibi oldu, ancak şöyle yazalım mesela, böyle gördüğünüz gibi oldu. Bu da şeyden dolayı oluyor arkadaşlar. Bu VIP Plus atıyorum. Bu kırmızı şeyden dolayı, op olduğum için deop diyeyim mesela. Yöneticilikten çıkarttım kendimi ve bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi konsola gelin, tekrar kendime bir op vereceğim. Artık KS 00. Şimdi bir de lobby'dekini göstereyim. Bunların hepsinde merak etmeyin gözükecektir ada leveli. Sadece yetkililerde gözükmüyor. Rehberde de gözüküyor ama. Şimdi mesela burada yazayım, gördüğünüz gibi gözükmedi. Ancak şey neden gözükmedi onu anlamadım. Şimdi VIP Plus diyelim. Yetki mi yok diyor lan. Hop, artık KS 00 DKG. Ha, şimdi oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bir şey yazayım mesela. Hop, bu şekilde. Ondan sonra manuat, hayda manuat diyeyim. Tamam, Mert KS 00 oyuncu. Bir dakika. Mesela kendime kurucu vereyim. Tamam mı? Şöyle bir kurucu. Mesela gördüğünüz gibi şu an kurucuyum. Bir şey yazayım chat'e. Bu şekilde yazıyor, ancak yanında prefix yazmadı.
Bunun olmasını istiyorsanız arkadaşlar büyük ihtimalle şöyle bir şey olmayacak bu. Ondan dolayı şöyle bir şey yapabilirsiniz. Konfiye gelin. Tamam, video bayağı uzadı çünkü. Buradan gelin, tamam mı? Bu şeylerin display'in yanına atıyorum kurucu yapmak istiyorsanız bu display name'in öncesine gelin, tamam mı? Buraya ilk başa. Buraya işte aynı şekilde kurucu falan yazın. Böyle bir şeyler yazın. Sonuçta yeni gözükecektir. Şimdi mesela ben şunu kırmızı yapayım. CTRL'se. Essentials diyeyim mesela. Size en ufak örnekten göstereyim. Slash Essentials rollout atacağım. Ancak atabiliyor muyum? Evet, atabiliyorum. Tamam, şimdi bir şey yazıyorum ve gördüğünüz gibi yanında kurucu yazıyor. Bu o şeyden dolayı oldu arkadaşlar. Development KS 00. Şimdi bir şey yazayım ve bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar, hani evet, bu şeyden dolayı olmuyor arkadaşlar ya. Bir dakika. Kurucuyu silin, tamam mı? Buraya kurucu yazdık ya arkadaşlar. Bunun aynısını bir aklınızda tutun. Tamam, sizden rica ediyorum. Bunu bir aklınızda tutun. Plugins'e gelin. Group Manager var ya arkadaşlar, Group Manager. Group Manager'a geliyoruz. Tamam mı? Worlds. Burada Bedwars'la World var ya arkadaşlar. Mesela World'da gösterin. Bedwars'ta da aynısını yapın. Mesela burada kurucu var. En altı inelim, bir kurucu var. Tamam mı? Bu kurucuya geliyoruz. Prefix'ine gelip bunu yazıyoruz. Mesela S. Ay, şey diyorum, kurucu. Kurucu ve ondan sonra kırmızı yapıyorum. Açık kırmızı. Tamam mı? Ondan sonra geliyorum. Manuat çekiyorum. Bir dakika. Manuat. Bu şekilde. Ondan sonra Essentials. Relat atacağım bir. Relat ve bu şekilde. Şimdi chat'i bir temizleyeyim şöyle. Tamam mı? Bakın. Şurada da kurucu yazdı. Bunun hepsine gelip prefixine ne istiyorsanız onu yazın. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi artık yanında kurucu yazıyor. Mesela bunu VIP'ye yapsam aynı şekilde yanında VIP yazar. Böyle güzel bir chat oldu ve güzel bir seri oldu. Skywars kuramadık ancak canımız sağ olsun. Gelin size bir sürpriz göstereyim. Şimdi arkadaşlar size ondan önce bir şey göstereceğim. Tamam mı? Video bitti şu an. Artık sunucuyla işimiz bitti. Beyaz listenizi açabilirsiniz. Sunucunun çekilişini yapacağım arkadaşlar. Tamam mı? Aşağıda büyük ihtimalle çekiliş katıl formu olur ya da başka bir şey. Tamam mı? Buradan kanalınıza geliyoruz. Topluluğa geliyoruz. 717 abone olduk bu arada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Burada topluluğa geldikten sonra YouTube kanalımızda Hub serverden sonra hangi oyunu kurayım? Şu an burada bir oylama yaptım. John Craft server mı yapayım? Skyblock mu? Survival mı? Bedwars mı? Ya da plugin tanıtım mı? Burada şu an John Craft ileride gidiyor. Ben John Craft kazanacağını düşünüyorum. Siz de buraya gelerek hangi serveri kurmamı istiyorsanız yazın. Ona göre bu hub bitti. Cuma günü ya da çarşamba o seriye başlayacağım. Tamam mı? Ondan sonra John Craft için ben map bile yaptım arkadaşlar. Kazanacağını düşünüyorum çünkü bakın. Burada map falan yaptım bu şekilde. Görselleri göstereyim size. Burada evler falandır filandır. Evet arkadaşlar, böyle güzel bir seriydi sizlerle beraber. Bu video bu kadarlıktı. Kanalıma abone olarak video like atabilirsiniz. Yeni serilerde görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.